sevgili takipçilerim, kankalarım. Yemişsin, yem beni. Kelebek etkisi. 11. bölüme hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte başlık çerçevemiz hayırlısı. Mevlam neyler, neylerse güzel eyler, her şeyin hayırlısı olur. Evet, şimdi hayırlısı okuyoruz, başlıyoruz. Hiç ve hep gibi iki uç makamın ortasında ar ve ah divanında bulunan insanın ötelerde ulaşmak istediği bir limanı vardır. Hangi amacı gerçekleştirse, hangi gayeye ulaşsa tatmin olmaz. Çünkü istemek yaradılanın hamurunda, vermek ise yaradanın zatında vardır. Şairin dile getirdiği gibi, vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Demek ki istemek de vermek, sonlu ve sonsuz olanın mülakatına bir sebeptir. İlahi irtibatın kurtulmasına bir vesiledir. Öyleyse dilemek, hüviyetini her daim dile getirmek gerekir. Bu gereklilik zatında Allah'a değil, şahsında kula ait bir kavramdır. Tasarruf hakkı yaratıcının olduğundan bize tevekkül ehli olmak düşer. Tevekkül ehli olanlar ise evvela dilemenin adabını bilip edebini kuşanmalıdırlar. Çünkü nimete kavuşmak için istemek kadar istemeyi bilmek belirleyici bir rol oynar. Denilebilir ki dilemekten daha mühim olan dileme şeklidir. Peki neyi nasıl istemeli? Şairin tabiriyle cevap verelim. Hayallerim yok benim. Hayırlısını dilediğimden beri. Evet, dileğin hayalden önce hayırlısı olması mühimdir. İstenilenin verilip verilmemesindeki belirleyici etmen sırlı bir haberin işaretidir. O sırrı mazhar olmak verilmeyen karşısındaki isyan yahut itaat etme kabiliyetinle ilgilidir. Kendini sorgularsan sana sunulan kadar sunulmayana da şükreder, hayırlısı dersin. Kemale erenlerin o makama kavuşturan nedir dersin? Öyleyse başlıyorsan hay, kavuşmuşsan hayırlı, ulaşamamışsan hayırlısı olsun. Kelebek etkisi 11. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yemişsin, yem! Videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.